Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ankara ile başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Gündeminde ise yeni anayasa vardı. Yeni ve sivil anayasa meselesinde meclis başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemlidir. Cumhuriyetin ilk asrını darbe anayasasıyla karşılamış ve geçirmiş olmanın mahcubiyeti içindeyiz. Toplumsal temsil kabiliyeti en yüksek meclislerden olan 27. dönemin milletimize, demokrasimize ve gelecek nesillere yapacağı iyiliklerin zirvesinde Türkiye'nin 64 yıllık sivil anayasa hasretini dindirmek olacaktır. Sivil anayasa iradesinin günlük siyasetin geçici tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Biz sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız. Önümüzde inşallah kesintisiz bir 4 sene daha var. Bu 4 yılın her gününü ilk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla dolu dolu geçirecek, Allah'ın izniyle ülkemizi her alanda yeni seviyelerle, yeni rekorlarla buluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasayla alakalı konuşması, düşünceleri bu şekildeydi. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız Gölcük ilçesinde 10 yaşındaki bir kardeşimiz telefon direninin devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Peki ordu genelinde tablo nasıl? Daha üzücü ölümler olabilir mi? Neler yapılması gerekiyor? Ateş yine en çok düştüğü yeri yaktı. Evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine telefon direği devrilmesi sonucu yaralanan ve ardından hayatını kaybeden 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan dün son yolculuğuna uğurlanmıştı. Gölköy'de yaşanan bu acı kaza ordu genelinde yere düşmek üzere olan birçok telefon direğini gündeme taşıdı. Gelişen teknolojiyle artık çoğunlukla cep telefonlarının kullanılması sabit telefonların devrilmesi neredeyse bitme noktasına getirdi. Bu durum birçok telefon hattı direğinin kaderine terk edilmesine neden oldu. Şu anda birçok kırsal mahallede bu hat direkleri neredeyse devrilme aşamasında. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, özellikle kırsal mahallelerdeki bu sorun için ilgilileri göreve çağırdı. Gölköy'ündeki olayı evet biz de duyduk, çok üzüldük. Bizim bu Altınordu merkez köylerimizde, kırsal mahallelerimizde de bu sorunlar var. Telefon direklerinin çokları kırsal mahallelerde, bahçeşlerinde hep eğik durumda. Bunların diblerinin tamamen çürüdüğü için yani en ufak bir şeyde bir çocuklar böyle telini tutup oynadıkları zaman direk kendiliğinden kırılıp altındaki tabii ki çocuklara zarar veriyor. Yaz ayı geldi, kırsal mahallelere çocuklarımız çıkacak. Köylerde yani oynayacaklar, bu bahçelere girdikleri zaman bu direklerin tellerine bir asılsalar direk tamamen dibinden çürük olduğu için tamamen kırılıyor yani. Herkes için tehlikeli. Yani biliyorsunuz bizim bölgemizde fındık olduğu için yani direklerin çoğu hep ocakların üzerine yatmış. Yani o yüzden bu direklerin bir an önce bir tamirat görmesi lazım. Yani bunu bir an önce yetkililerin bununla ilgilenmesi lazım. AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'in Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na yaptığı ziyaretin ardından Ünye Akkuş Niksar yolu için ayrılan ödenek 3 katına çıkartıldı. Konuyla alakalı Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci konuştu. Hem Profesör Doktor Mahmut Özer hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na teşekkür etti. Ünye Akkuş Niksar yolunun ödeneği 3 katına çıkarıldı. AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.
Milletvekili Özer ziyaret sonrasında sosyal medyasından yaptığı açıklamada ise müjdeyi duyurdu. Özer yaptığı paylaşımda ödeneğin 3 katına çıktığını belirtirken orduya hayırlı olsun dedi. Sevindirici haberin ardından Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Akkuş-Niksar yolunun ödeneğinin 3 katına çıkarılmasından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'e teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılarak çalışmaları başlanılan Akkuş-Ünye-Niksar yolumuzun bu yılda çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl çalışmaların daha hızlı ve daha çok iş yapılması adına mevcut bütçeye konan ödeneği Sayın Eski Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Beyefendi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla yaptığı görüşme neticesinde 3 kat artırılarak bu yıl Akkuş-Ünye-Niksar yolumuzda yoğun bir çalışma olacaktır. Ben emeği geçen Sayın Eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer Beyefendi'ye hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk mecliste konuşma yaparak konut satışlarındaki ve kentsel dönüşümlerdeki KDV oranını gündeme taşıdı. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, konut satışlarında ve kentsel dönüşüm uygulamalarındaki KDV oranlarına dikkat çekerek KDV oranlarının %10'dan %1'e düşürülmesi talebinde bulundu. Mecliste gündem dışı konuşma yapan Milletvekili Şanlıtürk, 150 metrekarenin altındaki konutlar satılırken KDV oranı %1'de Temmuz 2023 tarihinden itibaren yapılan uygulamada %10'a çıkarıldı diyerek fiyat farkına değindi. Şanlıtürk söz üzerine şöyle sürdürdü. Kentsel dönüşümde de KDV oranı %1 olarak uygulanıyor. KDV oranının %10'a çıkarılması kentsel dönüşümün az olduğu yeni kentleşen şehirlerde dezavantaj yaratmaktadır. Konut almak isteyen dar ve orta gelirliği de olumsuz etkilemektedir. Konut satışlarının durma noktasına geldiği bu günlerde geçici bir süre de olsa KDV oranının %1'e düşürülmesi yerinde olacaktır. Bu manada dar gelirli ve orta gelirlinin konut edinmesine destek olunacak, ülke genelinde kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlayacaktır. Konut satışlarının durma noktasına geldiği bu şartlarda %1 de olsa KDV gelirine de destek olunacaktır. Fındık hasat sezonu yaklaşıyor. Hasat sezonu öncesinde merak edilen konulardan birisi de işçi yevmiyeleri. Bu yıl yevmiyelerinde oldukça artması bekleniyor. Fındık hasadı için geri sayım başladı. 2024 yılı fındık hasadına yaklaşık 2,5 ay gibi bir süre kaldı. Yavaş yavaş çotanak haline almaya başlayan fındık üreticiyi de hareketlendirdi. Son günlerde fındık üreticileri hasat için işçilerini şimdiden ayarlamaya başladı. Bununla birlikte 2024 için işçi yemeyeleri de gündeme geldi. Üreticiler yeni hasat sezonunun ürününü toplatmak için işçi ararken bir yandan da işçi maliyetlerini gözden geçiriyor. Bu ekonomik süreçte yemeyeleri ne kadar olacağı merak ediliyor. Fındığın bakım ve bahçe işlerinde ciddi oranda artan işçi yevmiyelerinin fındık hasadı içinde ciddi oranda artması bekleniyor. Ordu'da yerli işçi yevmiyeleri için konuşulan fiyat şimdilik günlük 1000 lira. 1000 liranın altında yerli işçi bulunamayacağını ifade eden sektör paydaşları, bu rakamın üstünde bir piyasa fiyatı oluşabileceğini de belirtiyor. Mevsimlik fındık işçilerinde ise fiyatın 750 ila 900 lira arasında olabileceği konuşuluyor. Fiyatların hasat mevsimine bir ay kala tam olarak şekilleneceği belirtiliyor. Tabi sadece yemi ücretleri değil, fındığın da ücreti merak edilmekte. Fındık fiyatının ne olacağı da merak konusu. Konuyla alakalı Ordu Ticaret Borsası eski başkanı Necdet Gürsoy konuştu. Açıklanacak olan çay fiyatının fındık fiyatı için bir ölçü olabileceğini kaydetti. Nedenlerini anlattı. 115 lirayla 118 lira arasında seyreden fındık fiyatı ortalama bir seviyede sabit kalmaya başladı. Bu yıl elinde fındık kalmayan üretici ise gözünü yeni sezonun fiyatına dikmeye başladı. Üreticiler 2024 yılı fındığının kaçtan satılacağını şimdiden merak ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan eski Ordu Ticaret Borsası Başkanı Necdet Gürsoy, enflasyon rakamlarının göz önüne alınması gerektiğini kaydetti. Yeni fiyatın kaç liradan açılacağını bilmiyorum ama tabii ki baktığımız zaman enflasyon rakamlarının mutlaka
nazara dikkate alınması gerekiyor. Gürsoy açıklanan çay fiyatının fındık fiyatı için bir ölçü olacağını söyledi. Çay fiyatı bize bir, bana göre bir ölçü olacak. Ama bu yaşanan enflasyonun mutlaka değerlendirmesi gerekir. Bugün 750 TL'ye geçen sene fındık bahçesine fındık toplaması için soktuğumuz işçiyi şu anda 1500 TL gibi bir rakama zor bin bir rica gönderiyorsun. Artı gübre maliyeti, işte tırpan maliyeti, bunlara baktığımız zaman bunların hepsinin bence değerlendirmesi gerekir. En azından enflasyonun, yani açıklanan resmi enflasyonun altında kesinlikle olmaması lazım. Yaş çay fiyatı ise desteklemelerle birlikte 17 lira olarak açıklandı. Bu oran göz önünde alındığında geçen yıl 82,5 lira olarak açıklanan fındık fiyatının 130 lira bandını bulması bekleniyor. Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde Boztepe yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Virajı alamadı, fındık bahçesine uçtu. Kaza Ordu'nun Altınordu ilçesi Boztepe yolu üzerinde meydana geldi. Boztepe'den ilçe merkezine seyreden Gökay Güler yönetimindeki hafif ticari araç Nizamettin mahallesinde yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi. Kazayı görenler durumu hemen polis, itfaiye ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar araçtakilerin yardımına koştu. Kaza mahalline gelen ekipler araçtaki yaralıları bir bir çıkardı. Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Seyda Gülca, Abdullah Manav, Zeynep Zülal Aydın ve Alican Topal yaralandı. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ordu'da dere ıslah çalışmaları bugün düzenlenen programla başladı. AFAD tarafından satın alınan 111 iş makinesinden 8'i olan paletli ekskavatör, Perşembe ilçesi Efilli mahallesindeki Akçova Irmağı'nda ilk çalışmalara düzenlenen programla başladı. Çalışmalar kapsamında Ordu'nun 6 ilçesinde ve 17 derede 1,5 milyon metreküp rüsubat temizliği yapılması hedefleniyor. Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, 2 yıl içerisinde derelerde yapılacak ıslah çalışmaları sonucunda sel ve su taşkınlarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine AFAD üzerinden 111 eskavatör satın alındı ve İnşallah 2 yıl içerisinde Türkiye'nin bütün derelerini öncelikli olarak Karadeniz'de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sel felaketlerinden dolayı riskli derelerin nerelere olduğunu biliyoruz. O bölgelerden başlayarak ıslah çalışmasını yürüteceğiz inşallah. Başkan Memiş başlatılan proje kapsamında yerelde ilk programı Ordu'da gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ankara'da yaptığımız törenden sonraki ilk alandaki ilk yereldeki ilk programı Ordu'dan başlatıyoruz. Giresun, Rize, Trabzon, Zonguldak, Sinop, Karabük, Kastamonu ve diğer işte illerimizde bu çalışmalar devam edecek. Ordu Valisi Muammer Eroğlu'sa Ordu'da afetlere karşı belirlenen bir yıllık planı anlattı. 111 iş makinesinin temini ve hizmete sokulması noktasında yani gösterdiğiniz gayret, çabalar ürünü verdi. Bugün burada da işte ilk başlama vuruşunu yapıyoruz. Onun için size ve işte Sayın Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, ordular adına da teşekkürü bir borç biliyoruz. Bize sağlanan bu imkanla biz DSİ ve AFAD ne yapabiliriz? Hani bir çalışmasını yapalım ve bir yıllık program ortaya koyalım demiştik. Onun sonucu şu, bu 8 araçla DSİ'nin programına ilaveten 7 ilçemizde 16 derede yaklaşık 70 kilometre bir dere yatağı temizliği olacak ve 1,5 milyon metreküp bir rüsubat temizliği yapılmış olacak. İnşallah bu tamamlandığında da
sel ve taşkın baskınıyla ilgili ciddi risk azaltma faaliyeti gerçekleştirilmiş olacak. Konuşmaların ardından iş makineleri dereye girerek ilk ıslah çalışmalarını başlattı. Akaryakıtta yeni dönem bugün itibariyle başladı. Peki yeni dönemde bizi neler bekliyor? Neler değişti? İzliyoruz. Akaryakıtta tek fiyat dönemi başladı. Kalite olarak nasıl olacak? Aynı mı olacak? Başka mı olacak? Karışık mı olacak? Normal diyelim minibüslerde farklı uygun olan mazotu kullanıyorlar. Ben şimdi arabamda onu kullanmıyorum. Akaryakıt istasyonlarında benzin ve dizel, ultra kuvvet, güçlü ve yakıt tasarruflu gibi ifadelerle satılıyordu. Bu akaryakıtlar yakıt tasarrufu sağladı, motoru temizledi ve araca ekstra performans kattığı öne sürülerek yüksek fiyata satışa sunuluyordu. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun talimatıyla bütün Türkiye'de yaklaşık 12.500 akaryakıt bayisi akaryakıtta tek fiyat uygulamasına geçti. Bundan böyle bütün akaryakıt istasyonlarında benzin, dizel ve LPG olarak 3 isimde yakıt isimlerini görecekler. Böylece hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat döneminin başlaması hem de sürücülerin kafa karışıklığının giderilmesi hedefleniyor. Fazla performans sağlıyor diye normal akaryakıt ürünlerine katkı maddeleri konularak bunlara farklı isimler, işte Pro Diesel gibi, Ultra Force gibi isimleri konularak vatandaşın aklı bulandırılıyordu. Bundan dolayı Enerji Piyasası Denetleme Kurulu bu haksızlığın önüne geçebilmek, kafa karışıklığını gidebilme adına 14 Mayıs'tan itibaren tek isimle ve tek fiyatla akaryakıt uygulamasına geçti. Sektör temsilcileri ise alınan kararın oldukça doğru olduğu görüşünde. Bayiler arasındaki fiyat istikrarının sağlanması açısından hem bayi açısından hem sürücüler açısından gayet olumlu buluyorum. TÜİK tarafından hane halkı çalışmasının sonuçları yayınlandı. Ordu'da yalnız yaşayanların sayısı 70 bine yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından İstatistiklerle Aile 2023 raporu yayımlandı. Raporun sonuçlarına göre Türkiye genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 yılında 4 kişiden 2023 yılında 3,14 kişiye düştü. Ordu'da ise bu oran 2,77 olarak gerçekleşti. Rapora göre Ordu'da hane sayısı ise 274.895'e ulaştı. Bu hanelerin 66.585'i tek kişilik hane halkından oluştu. Yani Ordu'da yalnız yaşayanların sayısı 70 bine dayandı. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı ise 167.007 oldu. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı 35.579. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı ise 5.724 olarak kaydedildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş ilçesinde Karaçalı Gökçebayır Mahallesi'ne bağlayan yolda genişletme çalışması başlattı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Akkuş'un en fazla nüfus yoğunluğuna sahip mahallelerinden birisi olan tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilçe ekonomisine can veren Karaçalı, Gökçebayır Mahallesi'ne bağlayan yolda genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Yapılacak çalışmayla mevcudu 3 metre olan yolun genişliği 8 metreye çıkarılacak ve standardı yüksek bir yapıya kavuşturulacak. 16 kilometre uzunluğundaki yol asfalt ve beton dökümünün ardından modern görünümüyle halkın kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri toplam uzunluğu 16 kilometre olan yolun 10 kilometrelik bölümünde genişletme çalışmalarını tamamladı. Gökçebayır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1 kilometrelik kısımda beton dökümü gerçekleştirildi. Kalan 6 kilometrelik kısımda yol genişletme çalışmalarına devam eden ekipler mevcut hali 3 metre olan yolu ortalama 8 metre genişliğinde standardı yüksek bir görünüme kavuşturacak. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda beton ve asfalt çalışması gerçekleştirilecek. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü ve bu anlamda Akkuş'u besleyen önemli bir mahalle konumunda olan Karaçal'da sürdürülen çalışmalar vatandaşları memnun etti.
Altınordu Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel konser düzenlendi. Sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Candan Faslı Dil Türk Sanat Musikisi Korosu Altınordu Belediyesi öncülüğünde Anneler Günü'ne özel konser verdi. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konseri Şef Erkan Gönül yönetti. Konsere belediye başkan yardımcıları Bahadır Baş, Hamdi Salih Kalyoncu ve Hüseyin Akdeniz'in yanı sıra Ordu Baro Başkanı Avukat Sibel Torun'la çok sayıda kişi katılım sağladı. Dinleyicilerin oldukça eğlendiği konserde koro üyeleri birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde izleyenlerin keyifli vakit geçirdiği gözlerden kaçmadı. Gecenin sonunda solistlerin ve koronun performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Konserde kürsüye davet edilen belediye başkan yardımcısı Bahadır Baş bu yıl Anneler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi. Kültür sanat etkinliklerimiz söylediğimiz gibi dop dolu içerikleriyle devam edecek. Mayıs ayında Gençlik Haftası nedeniyle 4 gün, Mayıs 7'si nedeniyle 20 Mayıs'ta sizinle beraber çok daha dolu dolu etkinliklerde bir arada olacağız. Bütün vatandaşlarımızı bu etkinliklere birlikte olmaya, eğlenmeye, vakit geçirmeye, dinlenmeye davet ediyorum. Sonsuz sevgileriyle ömrünü bizlere adayan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu akşam yanımızda olamayan Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Tepe'nin sosyal medya hesabında Anneler Günü paylaştığı bir mesaj var. O mesajı sizlere okumak istiyorum. Tabii kendisinin haberi yok böyle bir çalışmadan. En sıcak yuva senin yüreğin annem. Bugün Anneler Günü. Kimisi için sevinç, kimisi için hüzün dolu bir gün. Elbette her iki duyguda da büyük bir anlam yükü var. 1994 yılında Mehmetçik Parkı'nda rahmetli annemle çekindiğim fotoğrafı paylaşarak anmak istedim bugünü. Sonsuz sevgi sahibi başta şehit anneleri ve rahmetli annem olmak üzere vefat eden bütün annelerimizi minnetle anıyor, yaşayan her bir annemize evlatlarıyla birlikte sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Konser sonunda Candan Faslı Dil Sanat Musikisi Korosu Şef Erkan Gönül'e çiçek takdim edildi. Eserlere eşlik eden ve eğlenen vatandaşlar etkinlik sonunda Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve emeği geçenlere teşekkür etti. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaysa etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. İstanbul'da faaliyet gösteren Faslılar Derneği Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. 31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığı'na seçilen Resul Emrah Şahan'a ziyaretler devam ediyor. İstanbul Faslılar Derneği Osman Coyak Başkanlığı'nda üyeler ve yönetim katılımıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Dernek Başkanı Osman Coyak konuşmasında yük olmaya değil destek olmaya geldik diyerek Başkan Emrah Şahan'a tebriklerini iletti. Şişli'de başarılı olacağına inandığımız Şişli Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Çamaş Derneğimizden birlikte ziyaret ettik. Diğer derneklerimiz de vardı. Faslılar olarak, o havza olarak her yerde olmaya devam edeceğiz. Faslı için ne yapabilirsek onu yapmaya devam edeceğiz. Belediyelerden herhangi bir talebimiz yok. Dolayısıyla biz belediyelere güç katmaya gidiyoruz. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cabbar Kement'te orduların her zaman belediye başkanlarının yanında olduğunu ifade etti. İnşallah burada da gene beraber olursunuz çünkü size güç katacağına inanıyoruz. Biz ordular olarak Osman'ın arkasındayız. Osman da ordulara gerçekten her sorunuyla ilgilenen iyi bir STK'cı, iyi bir kardeşimizdir. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'sa kendisine yapılan bu ziyaretten
oldukça memnun olduğunu söyledi. Genç bir belediye başkanı vardı, ziyaret etmiştik. Çok başarılı oldu dedirtmek zorundayız sizlere. Hep sahada olmak zorundayız. Bizim önümüzdeki dönem, bu 5 yıl bizim için çok önemli bir sınav hakkı. Milletin, toplumun bize verdiği bir sınav hakkı. Ben bir kardeşiniz olarak, şehir plancısı bir kardeşiniz olarak, bir belediye başkanı olarak, Şişli Belediye Başkanı olarak görevimi böyle alıyorum artık. Şişli'nin gelişmesi ve ilerlemesi için göreve geldiği ilk andan beri çalıştıklarını belirten Başkan Şahan, özellikle sivil toplum kuruluşlarında desteğini çok önemsediklerini belirtti. Sizlerin desteği bu zamana kadar olduğu gibi şimdiden sonra da daha önemli. Bazen destek, bazen uyarı, bizim sesimiz, kulağımız, görmediğimizi gören, işitmediğimizi işiten taraflar sivil toplum taraflarıdır. Güçlü sivil toplumdur. Fatsalların ne kadar güçlü bir sivil toplum olduğunu buradan görüyoruz. Hiç anlatmaya gerek yok. Bu bize, bana, siyasilere ayrı bir sorumluluk veriyor. Ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Aile Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. ...13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Aile Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önderliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla başlayan etkinlik, aile değerlerini ve toplumda aile birliğinin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen kortej yürüyüşüyle renklendi. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan etkinliği değerlendirirken, ailenin toplumun temel taşı olduğunu ve bu önemli değerin her fırsatta vurgulanması gerektiğini belirtti. Aile haftası gibi özel günlerin aile değerlerini hatırlatmak ve toplumda bu bilinci güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. 13-19 Mayıs Aile Haftası etkinliğiyle tüm Türkiye'de bakanlığımız tarafından kutlanıyor. Bu etkinliğe dikkat çekmek için, ailenin önemine vurgulamak için Türkiye genelinde kortej, televizyon programları, konuşmalar ve bugün de bir Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle bundan sonra illerde bir komisyon, aileyle ilgili bir komisyon oluşturulacak. Valimizin başkanlığında bu komisyonda tüm illerin kendi dinamiklerine göre kararlar alınabilecek ve uygulamaya sokulabilecek. Kortej yürüyüşüne katılan ailelerin ve vatandaşların yoğun ilgisi etkinliğin başarısını gösterirken, etkinliğin amacına ulaşması açısından önemli bir adım atıldığı vurgulandı. Ailelerin bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini kutladığı bu etkinlik, toplumun aileye verdiği değeri ve aile birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bundan sonraki süreçte de benzer etkinliklerle aile değerlerini ve birliğini desteklemeye devam edeceğini belirtirken, toplumun her kesiminden katılımın daha da artması ve aileye verilen önemin pekiştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Biz de burada bu etkinlikte Türkiye genelinde aynı saatte ailenin önemine binaen bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Kortej şeklinde yürüyeceğiz. Bu da tüm orduları, tabii biz buraya davet ettik ama önemli olan dikkatin çekilmesi ve buradaki ailenin önemini belirtmemiz. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.